Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Biliyorsunuz Death Stranding oyununun 3. bölümündeyiz. En son 2. bölümünde heyecanlı bir yarı kalmıştık. Gördüğünüz gibi bu ne diyelim geri ruhlarla ilk karşılaşmamız. Şimdi buradan yavaş yavaş bunun arasına geçmeye çalışacağız ama nasıl bilmiyoruz. Nefesini tut. Evet. Bir kevenin yakındayken nefesini tut diyor. Ama nefesini tutmazsan... bak hemen yerimizi anlıyor ha. Yavaş yavaş. Yavaş. Oh. Türkerim lan kaç. Lan git. Oğlum bu ne? Lan git. Oh. Bir dur. Böyle değilmiş bu iş. Şimdi bir kere nereden gideceğiz? Şurada 16 metre. Şimdi yavaş yavaş bir kere çömelme nasıl? Aynen çömeleceğiz. Yavaş yavaş çömelelim. Buradan bir şekilde geçeceğiz ama nasıl geçeceğiz? Şuradan bir kere geçemedik az önce. Diğer tarafa aitsin. Bunlar diğer taraftaki yaratıklar ha. Ya da insanlar. Nefesini tut. Şöyle gitsek tamam. O artan şey ne? Şuradan gitsek şöyle. Nefesini bıraksan ne olur? Abo. Hemen geliyor. Nefessiz kalacağım lan dur. Bak hemen etraftalar ha. Bu işaret nereye gösteriyor? Orada mı git diyor. Bırakalım be. Bak. Nefes alınca etrafı belli oluyor. Şimdi gideceğimiz yer nerede? Dur. Çok yakın olunca, evet. Öyle dönüyor. Şuradan gidebiliriz o zaman. Nefes tutunca bunlar... Çok yakınız. Nefesini tut. Tut. Hayır ya. Ya git. Tut nefesini tut. Nerede bunlar? Arkada kaldılar.
Tamam, herhalde burada yoklar. Birazcık gerildik arkadaşlar. Birazcık gerildik. Bizim gitmemiz gereken yer neresi? Şurası. Tamam, şurayı bir işaretleyelim. İmece yerleştirelim buraya. Tamam. Dur. Bak, birileri yok değil mi burada? Kafamızdaki işte, bu ne? Anten gibi şey bizi bunların nerede olduğunu gösteriyor. Şurada bir yerde uzaktaymış mesela. Tecrübelenmeye başladık arkadaşlar. Oyunda yavaş yavaş. Şimdi buradan düşünülüyor. Buradan gidemeyiz. Gider miyiz? Gideriz ya, niye gitmeyelim? Şöyle yavaş yavaş. Oo. Stres düzeyi artıyormuş. Vallahi düşük. Yakında şey var, biri var ha. Abi bebeğin stres düzeyi arttı ya. Pardon ya, dur bebeği. Bizim bebeği işkillendirdik. Düşmememiz lazım. Oradan buradan atlarsak olmaz demek ki. Dur çocuğum, dur, ağlama, dur. Oo, buradan zaten gidemeyiz. Şu karşıdan mı gideceğiz? Neyse, stres düzeyi azaldı. Nereden gidebiliriz? Pusula modundayken mesafe gösterilir. Tehlike derecesi sarı ve kırmızı. Bak, burası mesela sarı, tehlikeli yani buradan gitmek. Orta tehlikeli. Ama başka gideceğim bir yer herhalde yok. Bakalım, bir var mı? Oo. Dur. Burada bizimkiler var. Ha, burada tam buradan gidiliyor işte. Ne gerek oradan gitmeye? Yavaş yavaş gidelim buradan işte. Yavaş yavaş yavaş, denge denge. Heh. Bak, burada merdiven varmış. Düşman kaynak adrenalin patlaması. Düşmanla karşılaşma kondisyon seviyesini hızla dolduran bir adrenalin patlaması yaratır. Sonra bu düşer. Tabii düşmanla karşılaşmadı değil mi şimdi şu an? Evet. Şimdi bu niye olmadı? Bu sanaydı Igor. Tamam, bunu beğendik. Burada aşağı inebiliriz. Tamamdır. Arkadaşlar, tehlikeyi atlattık ve üçüncü bölümümüz bir tehlikeyle başladı. Ama neyin ne olduğunu öğrenmiş olduk en azından. Kanalımıza abone olmayı arkadaşlar unutmayalım. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Bu oyun bunu hak ediyor bence. Ve Death Stranding'in üçüncü bölümü devam ediyor arkadaşlar. İlk başta heyecanlı olduğu için pek konuşamadık ama şimdi şuraya gidebiliriz. Düğün başkentine gidiyoruz. Etrafta bir şey yok değil mi? Bu KV'ler. Oh, yavaş 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 dur. Dengesiz gidersen olmaz. Oyun çok denge isteyen bir oyun ya. Öyle koştura koştura gidemiyoruz. Koşsak dengemiz düşüp şuradan aşağı mesela düşebiliriz gibi. Sağ ol Igor. Gel bakalım.
Tamam, böyle gitsek sorun yok. Tamamdır. Yağmur da yağmıyor. Hava güzel. Mis gibi arkadaşlar. Müziğimiz başladı. Müzik dinlendirici bir müzik. Ve şu an zaten bir şey yapmadığımız için, sadece yürüdüğümüz için arkada dinlendirici bir müzik çalıyor. Zaten bu müziğin amacı da hani bir tehlikenin olmadığını bize anlatması herhalde. Koş babam koş. Şehre ulaştık sayılır arkadaşlar. Daha doğrusu neydi bunun adı? Düğün başkenti miydi? Evet. Düğün başkentine yaklaşıyoruz. Herhalde o yaratıklardan kalmadı. Yaratık dediğime bakmayın. Onlar da aslında ölüm mü diyelim, ne diyelim? KV diye geçiyor ama ölüm ve yaşam arasındaki formlar artık neyse. Evet, geri döndük ve oğlum, bu ses mesela geliyor. Birisi yok değil mi arkada? Evet. O nasıl bir atış diyor öyle? Tamam. Aleykümselam. Evet. Biliyorsunuz bir önceki bölümde annemizin cesedini yakmaya gittik ve orada KV'lerle ilk karşılaşmamızı yaşadık. Şimdi tekrar buraya geldik. Sam, dağıtım merkezine dön. Konumu pusulandan kontrol et. Burası değil mi zaten? Düğün başkenti dağıtım merkezine dön. Görev tamamlandı. Birinci bölüm Bridget. Bridget bizim annemizdi. Az önce söylediğim olayı yaşadığımız kişi. İkinci bölümü izleyebilirsiniz arkadaşlar. İkinci bölüm güzel de bölündü. Başarışım olan bir BB'ye bağlandığında duyguları ve hatıraları yankı yapar. Hoparlörde olduğu gibi. BB dediğimiz bu arkadaşlar. Ses güçlendirir, korku güçlendirir. Üzgünüm ama o BB limitlerinin çok ötesine yetildi. Tek seçenek imha etmek. Biz BB sayesinde hayatta kaldık. Sistem, temizlendikten sonra başkanın ofisine gel. Konuşmamız gerek. Ne oldu? Selam.
İyi. Ne oldu? Üzülme. Sorun yok. Hep seninle olacağım. Batan güneşe bak. Gün bitmek üzere. Bastırma artık esnemeni. Yok burada numaranın yeri. Bence benzedi. Ho, kalp atıyorsun bize. Ha? Bebekler hep mi tatlı olur ya? Her canlının küçük yavruları çok tatlı tatlış olurlar. Evet, yakma tamamlandı arkadaşlar. Annemizin getirdiğini yaptık. Kargo koşulu %50 altında hasar. Yani %0 hasar aldık annemizin cesedinden. Yani 255 beğeni puanı geldi. Teslim etmemiz için de 40 geldi. Bak kat edilen mesafe kaç? 3 kilometre, 3,2 kilometre gitmişiz. Git ve gel. Evet. Çok iyi bir puan yaptık arkadaşlar. %0 hasar. Bak çok fazla geldi. Hani bir yerlere çarpsaydık falan bu şeyi. Annemizin cesedini bir önceki bölümde taşımıştık onu. Taşıdık. Şimdiki bölümde de geri döndük. Yani şimdiki başlangıç bölümde de. Ve toplam 342 beğeni puanı kazandık arkadaşlar. Bakın bu yıldızımız biraz daha büyüdü. Hangi taraftan büyüdü? Çok çok yönlüye doğru büyüyor. 3, 4, 5 oldu. Evet. Bak biraz daha buraya doğru kaydı. İşte yani taşıyıcı derecesi 10 oldu arkadaşlar. 3 teslimat hacminde, 5 çok yönlüde, 2 de kargonun durumunda. Evet. Teslimat merkezine geri döndük. BB ile beraber. Sam, Sam, kökeleşim ve BB çok tehlikeli bir karışım diye uyardım sanıyordum. Dışarısına iyi olabilir. Üzerin hala kira uyumla kaplı. Başkan seni böyle görse istemezdim. Ne diyorsun be? Başkan öldü. Kızgınsın. BB 28 yüzünden mi? Yürü git, ayak için değilim Sam. Her halde hayatının sana borçlu gibi duruyor. Hayır. Asıl biz o çocuğa borçluyuz. Sen de öyle. Sen öyle diyorsan ona göz kulak olacağım. Başkana saygılarımı ilet. Yeni başkan kim ya? Bu yardımcı mı oldu acaba başkan? Ya da ölmedi mi acaba? Bakalım. Ne değişiklikler olmuş burada? Başkan bizim annemizdi. Evet, birinci bölümde size bahsetmiştim arkadaşlar. Oyunda bol bol sinematik var. Bu da bizi oyunun film akışında ilerlediğini gösteriyor. O yüzden çok da güzel bir olgu olmuş bu. Al. Bu bir düş kapanı. Uyurken takarsan kabusları uzak tutar. Ben hep seninle olacağım. İkinci bölüm. Emily. İkinci bölümde bakalım neler yaşayacağız. Kondisyon yenilendi. Kan değerleri yenilendi. Sağlığımız 1000 oldu. Tamam. Günaydın Sam. Sam, ben Die Hardman. Kullanıma ayrılmış bir kişisel oda mevcut. Bridges kıyağı. Temizlenip tüm o kiralyumu üzerinden at ve başkanın ofisine gel. Duş al. Bunlar şeyler. Kalk şuradan. Niye kalkmıyorsun? Heh. Masaya göz at.
Burada bir ürün yarışına var belli. Tamam, şunu bir içelim. Kondisyon %10 oranında arttı. Bunları içince. Bir daha içelim o zaman. Bir daha içelim. Kondisyonumuz artsın. Bildiğin reklam var oyun içinde. Daha da arttı. Evet. %10 oranında daha arttı. %5 kaldı. Ona da gerek yok. Boşuna harcamayalım. Başka. Git şuradan duş al. Tamam. Bak üzerimizde o KV'lerin elleri var. Kiralıyorum. Üstümüzdekiler ha. Sen beni duyabiliyor musun? Başlayacağım ha. Mahremiyet diye bir şey yok mu? Hayır. Duş almak ve tuvalet kullanmak haricinde yani. Yok. Temizleniyordun sanırım. Güzel. İşin bittiğinde başkanın ofisine gel. Seni bekliyor. Söyledik ya. Tamam. Geliyoruz. Bekle. Ne acelem var ya? Tecrit bloğu başkanın ofisi. Yeni başkan kimmiş bakalım? Annemiz de önceden. O yardımcısı mı oldu acaba? İyi iş çıkardın Sam. Teşekkür ederim. Bridget aramızı ayırmış olabilir ama mirasının yaşama ihtimali hala var. Sam, listen to me. Sam beni dinle. Amerika. Amerika. Yeni yapımcı hareket. Onun hayali ölmedi. Duymak istemiyorum. İşte yeni umudumuzun yüzü. Yeni Amerikamız. Aa. Sen kimsin ya? Onun gençliği mi? Yo, Emre. Kardeşi. Emily. Yo, kardeş. Ne, ablası ne bu? Annem ölmüş olabilir ama ben buradayım. Emily. Kardeşimiz. Sen de buradasın. Dokunulmaktan hoşlanmıyoruz evet. Birbirinizi göreli 10 yıl oldu değil mi? Tüm bu süre boyunca bir gıdın yaşlanmadı. Nedenini biliyor. Bedenim hala kıyıda. Yaşlanmıyorum. Kıyı dediği Araf herhalde böyle ikisinin arası bir yer. Sen de işler farklı Sam. İyi görünüyorsun. Ciddisin yani. Her şeyi, herkesi yeniden bağlama konusunda. Evet. Birisi Bridget'in yerini almalı Sam. Daha da önemlisi birisi onun mirasını sürdürüp ülkemizin yeniden inşasını sağlamalı. Samantha America Strand. Yeni başkanımız. İnsanlarımız için yeni bir başlangıç. Ulusumuz için. Emily'nin liderliği altında USA'yı yeniden kuracağız. United States of America. Ülkemizi işte böyle yeniden inşa edeceğiz. Ancak bunun için yardıma ihtiyacımız var Sam. Olmaz benden bu kadar. Birinci de elveda dediğimde sizinle de iletişimi kestim. Biz seni hiç unutmadık Sam. Sen kaçtın. İrtibatını kestin. Emily put together an expedition. Emily, Bridges'in birinin en iyileriyle birlikte bir sefer düzenleyip batıya gitti. Yine bir illüzyon. K2 Kapital.
Onları kraterlerden ve KV bölgelerine geçirdim. Hayatta kalanları ararken onları korudum. Hiçbir KV'yi kaçırmadık. Geldiklerini çok öteden gördük. Az önceki yaratıklar işte bunlar. Ya da işte insanlar, neyse. USA'nin katılımı için kabukları bir ikna ettik. Yardımcı olsunlar diye kendi insanlarımızı onlarla bıraktık. 3 yılımızı aldı. Ancak işi uç düğüm şehrine kadar götürdük. Pasifik kadar mı? Yok artık. Evet, ama her şey boka sardı. Ekibi vurdular ve Emily'yi ele geçirdiler. Ele geçirdiler. Bir hücrede falan tutulmuyorum. Tesislerini kullanma iznim var. Ve istediğim zaman sizinle konuşabiliyorum. Sadece şehirden ayrılamıyorum. Bu ne iyi gidiyorsun ya. Her şey bu bağımsızlığını korumak için. Onları alıkoyanların söyledikleri bu en azından. USA'nın onlara Emily'nin bir aksi durumda karşı sigorta tutuyorlar. Kuşlar kim demiştin? Homo Demons. Silahlı bölücü örgüt. Uç düğüm şehrini yönetiyorlar. Duymuştum. Arkasında krater bırakan bir grup terörist. Adamların kırmızı çizgisi yok. Kararma yaratmaktan bile çekinmiyorlar. Belki düğümdeki intihar olayı da mı onların işi dersin? Mümkün. Demons gibi gölgeden iş çeviren radikaller her yerde. Doğaları gereği dağınık haldeler. Başlarında herhangi bir oluşum yok. Ortak bir ideolojiye bağlılar. Gelecek vizyonumuzun herkesi desteklemediğinin farkındayım. Eğer biz Amerikalılar tekrar bir olmazsak, insanlık sağa çıkamaz. Annemin mesajını ülkenin dört bir yanına taşıdım. Ancak herkes bu mesajı kabul etmek istemiyordu. Çoğu uzakta kalmayı tercih ediyor. Kendi başına kalmayı, tek olmayı. Sen gibi Sam. Amerika'nın ancak zor kullanarak yeniden kurulabileceğine inanıyorlar. Onlara ne yapacağını söyleyen, özgürlükleri alıp onları prangaya vuracak kişiler tarafından. Böyle şeyler mi yani? Demons'ten farkınız yok. Tarikatınızın adı farklı sadece. Onlar pranga değilsem, bağımızın sembolleri. Şu anda ihtiyacımız olan şey ayrı durmak değil, birleşmek. Kira düğümleri oluşturup yeniden bağlanmamız lazım. Senden batıya gidip Emily'nin başlattığı işini bitirmeni istiyorsam. Ardında bıraktığı insanlar kira alt terminalleri kurmakla meşguldü. Ama bu terminalleri hala kopuk noktalar. Onları çevirmiş hale getirmeni istiyoruz. Bunun için Cupid'e ihtiyacın olacak. O neymiş? Burada bir terminali kiral ağa entegre etmek için gereken tüm güvenlik ve operasyon protokolleri var. Cupid'i batıya götür ve büyük ulusumuzun insanları yeniden bağla Sam. Üç düğüm şehrine vardığın zaman Emily'yi bul ve onu eve getir. Şimdi diyeceksiniz Emily burada zaten. Hayır. Bu Emily onun bir illüzyonu arkadaşlar. Teknolojik bir illüzyonu. Ondan sonra başkan koltuğuna geçip ülkeyi kurtarmak için annemin bıraktığı işi sürdüreceğim. Bu Bridget'in son arzusuydu. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Lütfen Sam. Sana ihtiyacımız var. Ben artık Sam Porter Bridges'im. Strand değilim. Bu kıyafetin bile bir parçası değilim. Buna size sebep oldunuz. Ne siz ne de bir başka söyleşim olur. Yürüyün gidin. Wait. Dur. Sen zaten illüzyonsun ya. Gördün mü? Sanki burada yokum. Hep olduğu gibi. Sam. Hold on. Stop. Bekle, dur. Dinle beni. Amerika'nın sana ihtiyacı var. İkinize de. Tabii dünyaya kablo düşmek, savaşa ya da çekilen araba. Tekrar denemeye çalışırken elinize kalınca şaşırmayı kaçın. Hep aynı terane. Bağla, yeniden bağla. O kadar kolay sanki. Tamam sen, tamam. Dur, anlıyorum.
You don't have to commit to anything. Hemen cevap vermene gerek yok. Why not get some rest? Biraz dinlenmeye. Ne dersin? Good idea. İyi fikir. Hepimizin uyku ihtiyacı var. Ucunu kaçırırsan öbür tarafa yeniden bağlanmaya meyilli olursun. Gerekli bakımlar tamamlandı. İşine yarayacak çeşitli ince ayar ve düzenlemeler yapıldı. Tekrar kullanabilirsin ve bu bizim ince noktamız herhalde. Bu BB. Sonunda Öterecin ve BB'ler iyi bir uyum yakalamış gibi görünüyor. Ya da belki aranızda bir çeşit yakınlık vardır. Tatlı ya. Evet, bizi bu ikna edecek bak. BB'ler. Evet arkadaşlar. Oyunun güzel sinematiklerinden biri dahaydı. Biliyorsunuz daha önce bu doktor da bir illüzyonla bize konuşmuştu ve bizi yana çağırmıştı. Aynı şeyi Emily de yaptı. Şu an Emily'yi başka bir yerde tutsak ama bir illüzyon türevi bir şeyle bizle konuştu. Şimdi bu tüm bu bölgelerdeki ağları birbirine bağlamamız lazım. Çevrimiçi ağları öyle bir şey dedi. Görevimiz bu herhalde. Gerçi kabul etmedik daha ama resmen. Sam. Listen. Bana bak Sam. Sam Strand'sin. Hayır, değilim. Artık değil. My name is Sam Porter Bridges. Benim adım Sam Porter Bridges. It's a funny word, strand. Kordon ne kadar da garip bir kelime. Bağ anlamına geliyor. Well, stranding means kıyıya vurmak da ölmek demek. And being stranded. Öldüğünde eve dönemezsin. I'm stranded now, Sam. Kıyıya vurdun Sam. Pasifik kıyısındayım. Vurdum. Kilometrelerce uzakta. Ama bağımız hala kuvvetli. Özgürsün ama hala birbirimize bağlıyız. Değiliz deme sakın. Emily. Alerjik reaksiyon sahip. Aa. Geri dönsem. Bu illüzyon değil mi? I'll be waiting for you. Seni bekliyor olacağım. Güneş yansımasının grafiğine bakın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, 4K'da izleyin. Mümkünse eğer internet hızınız iyiyse 4K'da izleyin ve şu muhteşem görüntüleri 4K kalitesiyle görün. Baksana ya, şuraya bak yani. Dur, bekle. Rüyaymış zaten. Günaydın Sam. Aa. Biz mi uykuda çıkardık onları? Üç tane enerji içeceğimiz kaldı. Sam, ben Die Hardman. Resmen kendinden geçmişsin. Zor bir gündü galiba. Kişisel odalarda temel ihtiyaçlarını bulabileceğin duş ve tuvalet gibi yerlere bulunur. Dinlenmek, teçhizatlarını kontrol etmek ya da bilgilerle göz atmak istersen bir uğra. Yani buraya. Kafan takılan bir şey olursa çalışanlarımıza sormaktan çekinme.
Ama öncesinde bizzat göz atmaya yak. Ne dersin? Bridges'in son zamanlarda nasıl işlediğini görmüş olursun. Teslimat yapmaya hazırlan. Bakalım silah kısmında ne varmış. Hey there. Selam, tanışmış mıydık? Teslimat işlerinin yanı sıra bakım ve onarıma da bakıyorum. Seni de aramızda görmek güzel. Daha önce söylemediysem, adım Mama. Onlar bağ. Sadece paketleme için kullanılmaz. Tanımlamada da kullanılır. Yakından bakarsan göreceksin. Şu kırmızıyı gördün mü? O senin kanın. Şöyle mi yakınlaşıyor? Tamam. Bir de bu var. Aa, bizim bebiş de burada. Sam, ben Deadman. BB'nin senden aldığımız fizyolojik verileri temel alarak kalibre ettim. Yine de bir tahmin. Onunla bir tur attıktan sonra senkronize olup olmadığını kontrol edip hassaslığını ayarlayabiliriz. Evet. Bu bölme elbisenin üzerinde kalmış her türlü kira maddeyi temizleyecektir. Elbisene bahsetmişken, mavi renk teslimat, kırmızı renk medikal, turuncu renk ceset imha ve siyah renk güvenlik personeli içindir. Buradan renk şemasını değiştirebiliyoruz, evet. Ceset imha, işte bak. Gerçi şu an bir şey açılmamış, sadece gözlük var. Siyah iyidir. Tamam. Şurada bu BB. BB'yi sakinleştirelim bakalım. BB, ne yapıyorsun? Selam. İyi misin? Tamam. BB mutlu görünüyor. Az önce bunu hani öğrenmiş olduk. Hani mesela bir yerden düşmüştük ya, düştüğümüz anda streslendi ve seviyesi düştü. Hani o şekilde herhalde olsak BB stres haline girecek. O yüzden burada sakinleştirme şıkkı açık. Herhalde bu böyle bir şeydir tahminim. Sonra duşumuzu aldık zaten. Tuvaleti ayakta kullan, oturarak kullan. Ne alaka? Lavaboyu kullan. Elimizi yüzümüzü kıyalım. Ne yapıyorsun ya? Tamam hadi. Fazla şeye gerek yok. Hep aynı hareketi yapma. Tamam. Şu arkamızdaki şey ne? Şu. Figürleri incele. Bakalım. Şimdi şu tepedeki ne? Tenler etkinleştir var. Tamam. Tenleri etkinleştirelim o zaman. Doğu bölgesi. Oradaki tenlerle bir iç veri tabanına erişip belli başlı konularda bilgi alabilirsin. Bilgi, her bilgi için erişim izni yok ama yine de işine yarayacak çok sayıda bilgi mevcut. Doğu'da bak sıfıra 1160 tane şey var. Ne o bir şey bilmiyorum. Biz de en sağdayız. Teslimat yapmaya hazırlan diyor. Bu bizim genel durumumuzu gösteriyor. Silah atkısı. Duşumuzu az önce aldık zaten. Tuvaleti bir kullanalım ayakta. Sam, Hartman here.
Sen ben Hartman. Kendi kıyılarında ölüm kulesinin yanı sıra öteleşime sahip ve öteki kişilerin sırlarını çözmeye adamış bir araştırmacıyım. Kuvvet ihtiyacı geldiği zaman vücudunda belli miktar kiral madde salınıyor. Kiral madde hormon salgılanmasını ve sinir fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Bu maddeye sahip olanlarda fobi gelişiminin yanı sıra uç vakalarda şiddet ve intihar eğilimleri de gözlenmekte. Kiralyum kirlenmesinin öteleşim başlangıcının tetikleyen faktörlerin olduğu bile tartışılıyor. Çalışmalarım için boşaltı maddelerine örnek toplamama izin ver. Bu örnekler maruz kaldığın kiralyum seviyesini ve genel sağlığını gözlemlememize imkan veriyor. Her tuvalet kullandığımızda kiral madde birazcık artıyormuş arkadaşlar. Boğazdan çıkalım artık. Çıkamıyoruz. Düşünme fırsatın oldu mu? Kiralyum'a dolu ama senin gibi öteleşimler için güvenli. Şimdi tek yapman gereken gidip dünyayı tekrar birbirine bağlamak. Bizi yeniden bir bütün yapmak. Taşıyıcıyım ben. Bir şeyleri bağlamakla ilgilenmiyorum. Ya da düğüm atmakla. Ama Emily'ye yardım etmek için yapmam gerekeni yapacağım. Bir şeyleri bağlamaya çalışacağız. Bir şeyler öyle dedi ya. Listen up, Sam. Dinle Sam. Emily'nin halkının batıya doğru giderken şehir ve kasabalarda inşa ettikleri terminallere düğüm deniyor. Altyapı var ama kiral ağ çevrim dışı. Şimdilik yalnızca bazen kablosuz, bazen de kablo sesli iletişim ve küçük miktarlarda veri aktarabiliyor. Yani gerekli veri bölgede olmadığı takdirde kilogramlarımız çalışmaz. Esasla gördüğün Emily ve diğer bridge mensupları yerel verilerle yaratılmış gramlar. Yani iridyon dediğimiz şey. Belki bilmiyorsundur diye söylüyorum. Her neyse, tek yapman gereken düğümü bulmak, Cupid'ini bağlamak ve kiral ağı çevrim içi yapmak. Terminale bağlandığın andan itibaren UCA ile anında büyük miktarda veri iletimi yapabileceksin. Böylece bizi yalnızca birbirimize değil, geçmişimize de bağlamış olacaksın. Kayıp ve parçalanmış tüm o verileri veriler toplanıp yeniden kazanılacak. Bir dinozor fosilinden tekrar hayata getirir gibi. İnsanlığı kurtarmak görevi yine bize düşüyor arkadaşlar. Dünya tarihinin 4.6 milyar yılı ölüm kıyısından beri kaybettiğimiz tüm bilgiler tekrar bizim olacak. Ve bu şeyi de böyle alt edeceğiz dostum. Kiral iletişimi tesis ettikten sonra gram üretmek sorun olmayacak. Kiral yazıcıları da kullanabileceksin. Yazıcılar. Kablo aracılığıyla her türlü şeyi gönderebilmemiz yakındır. Boşuna şeyler hariç tabi. Ya da ruh olan şeyler. Gerçek bir şey yok. Yalnızca kopyalar. Doğru. İşte bu yüzden hala senin gibi bir taşıyıcılara ihtiyacımız olacak. Bir bütün olsak da olmasak da sahada hep insanlara ihtiyacımız olacak. No rest for the wicked. Sen azapta gerek diyorsun. Güzel çeviri yapmışlar bu arada. Tanrı boş duranı falan filan işte. Detayları komuta terminalinden vereceğiz. Yukarı bir göz at. Orada da bekleyenler var. Bu ayakkabılar bayağı yol görmüşe benziyor. Onları atmamı ister misin? Dur bekle. Bakmanı sevdiğim bir şey var. Bu şeyler kanıma tepki veriyor gibiydi. Bir kereden fazla oldu.
Tepki vermek mi? Nasıl yani? Bilmem. Kanımı aldınız değil mi? Siz söyleyin. Tamam. Bir bakarım. Ayakkabılar kana tepki veriyor. BB ile maceramız başlıyor arkadaşlar. Selam. Üzgünüm Lisa. Sen merak etme. Ben ona bakarım. Söz veriyorum. BB. Hey BB. BB. Beni duyuyor musun? Beni duyabiliyor musun? Ben babanım. Hikayesi var ya. Karışık olsa bile hani karışık olduğuna ya da o hiçbir şey göremeyin arkadaşlar. Oyunun hani güzelliğine şeyini sadece hikayeye odaklanın. Şu an Batı'ya gideceğiz. Başkent düğüm şuradan görev alacağız. Evet. Sam. Ben Die Hardman. Mevcut görevin kiral ağı buradan liman düğüm şehrine kadar genişletmek. Ama oraya doğrudan bir bağlantı sağlayamazsın. Sinyal o kadar uzağa erişemez. Bu mesafeyi kapatmak için düğümlerden faydalanmalıyız. Bunları bir halatı uzatmak için ucuna bağlanan başka halatlar gibi düşün. Ağ gibi. Bu düğümlerden ilki bir bridge araç istasyonu. Devam et ve siparişe göz at. Ne ihtiyacın varsa teslim et ve iPad'i ulaştır mı? Dolap. Ya şu odaya daha yeni gittik. Bir tane siparişimiz var dağıtım şefinden. Teslimat talebini aldık. Evet. Yani bu. Başkentin batısındaki ara istasyona kadar gideceğiz ve buradan bu halatları ya halat hani bir gerçi örneğini vereceğiz ya bu bağlantıyı kuracağız. Kargo koşulu %50'nin altında hasar. Sam, sipariş özetleri başarının için gerekli bilgileri içerebilir. Yola çıkmadan önce göz atmanda fayda var. Bakalım neymiş? Sekme değiştirerek sipariş hakkında çeşitli bilgiye ulaşmak için şu düğmeyi kullan. Her bir siparişin kargo miktarına ve boyutuna ayrıca ekranın alt kısmından da bakılabilir. Tamam. 120 kiloyuz zaten. Biz 0.008 kiloyuz şu an. 1216 km'ye gideceğiz. Akıllı ilaçları teslim et. Tamam. 1,5 kilo. 99. 1,5 kilo. Tamam. Bunlar neymiş? Sırtında kıyafetine iliştir. 2.3 kilo oluyor. Bak şöyle 2.3 kilo oluyor. Sırtına taşırsak şöyle kargo kıyafetine bağlamak tendelediğinde veya yere düştüğünde kargonun düşmemesini sağlar. Bunu yapalım. Yani sırtında taşıyacağıma kıyafetimi eriştireyim. Ne fark ediyor ki acaba? Kıyafetim peki nerede? Neresine yerleştiriyor yani kıyafetimi? Bu sırtımda alacağız. Kıyafetimi iliştirsem ne olacak? Hmm.
Neyse bir sırtımıza alalım bunu ya. Sırtımıza alalım, tamam. He şimdi... Sam, bak şimdi. Bu dağıtım için sana halat ve merdiven tedarik ettik. Bundan sarp yokuşlarda sana yardımcı olacaktır. Ayrıca bir nehirden geçmen gerekirse merdiveni köprü olarak kullanabilirsin. Hmm. O daha önceki bölümlerde Igor'un yaptığı şeyler gibi. Hmm. Kargo yönetimi menüsü bu tuşta bilekliğine erişerek açılır. Bu menü kargonun nereye ve nasıl taşıyacağına karar vermene olanak tanır. Tamam. Ha, şimdi bak. Tabii merdiven halat şimdi bunları alacağız. Şimdi bir merdiven alalım bak. Mesela nereye bunu taşıyalım? Ha, ama burada ağır olur bu. Bunu sırtımıza taşıyalım değil mi? Takım askısını az. Takım askısı ama burada, buraya ağırlık verir ya sağa. Sanki. Taşıma için katlanarak kompakt hale gelebilir ama tamamen açıldığında 10 metre uzunluğuna ulaşan bir merdivendir bu. Yatay yerleştirildiğinde geçici köprü görevi görür. Tamam. Bak 5 tane kaynak alabiliyormuşuz. Bunu da sırtımıza koyalım. Bir tane aldık. Ha, ikinci de mi alabiliyoruz? Bir tane bir sola koyayım, olmaz mı öyle? Ama olmuyor. Tamam, bir tane, iki tane merdiven aldık. Başka? İki az mı? Bir tane de buraya basayım. İki tane çok az mı ya? Bir tane daha alayım, tamam. Başka? Merdiven aldık. Başka? Alsana. He, pardon, çıkarmışım şimdi ya. Yok, pardon, iki, üç, heh, tamam. Tamam, şimdi... Betene mi almam lazım illa ya? Hmm. Şimdi akıllı ilaç alacağız. Zaten almışız, tamam. Kargo rafım boş. Kargo otomatik düzenle, bu neymiş? Ha, yok, bir dakika. Sırtımda şu an... oksitosin var, ilaç var yani bu götüreceğimiz. Bir tane tırmanma kazığımız var. 4 tane merdiven var. Botumuz var ve evet. Seviye 1 botlarda taşınmayan. Bu neymiş? Buraya bir şey alınmıyor mu? Tamam zaten bu kıyafetim de, şeyde sırtımda. Niye 4 tane? 5 tane olması lazım bunun. Bir dakika, bir tane daha alabiliyor muyuz? Hmm. Kuşanılmış bot askısında, ha, bir tane de bot var. Yedek bot yani bu da. Tamam. Bot askısında yani bir tane var. Merdiven var. Merdiveni. Tamam, bu zaten burada. Çok önemli değil. Evet. Hazırlandık arkadaşlar. Bu da yani bu ilk defa bir yere hazırlanıyoruz. Bunu da tecrübe etmiş olduk. Onaylıyoruz. Yola çıkacak mısın? Evet. Evet. Sırtımız biraz dolu. Yola çıkmaya hazırlanıyoruz arkadaşlar. Yanımıza 5 tane merdiven aldık. Sam, teçhizatların en az 3 kez kontrol ettin değil mi? Ekipman göstergesini aç. Mesela sen şuradan. Bak buradan 4 tane var. Bak 5. almamışsa. Yok, bu kuşanılmış zaten. Bir kazık, bir de işemek var. İşerken düşüncesizlik etme ve işini diğer insanlardan ve binalardan uzak görmeye çalış. Ve her işlediğimizde kiral birikiyor vücudumuzda. Tamam.
Şimdi gideceğimiz yer... Nerede o? Niye olmuyor? Heh. Evet. Barış noktası... bu düğün başkentinin batısındaki Aral istasyonu. Buraya imece yarışıyoruz. Evet arkadaşlar. Üçüncü bölümümüz burası sona erdi. Şimdi ilk kez ekipmanımızı toplayıp bir göreve gidiyoruz. Biliyorsunuz kardeşimizi kurtarmak için bu bağlantıları sağlamamız lazımmış. Dördüncü bölümde bu karşımıza gördüğünüz yere gitmeye çalışacağız. Bakalım nasıl gideceğiz. Şimdi hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Heavy TV ile kalın. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek içinse sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.